Geçen yıl içinde yaşadığımız pandemi sürecinin başlangıcında Kabe tarihinde bu kadar boş ve adeta yapayalnız kalmamıştı, hatırlayın. Ve o sıralar öylesine bir şey yaşanmıştı ki tüm dünyayı hayretler içinde bıraktı. Kabe'nin üzerinde ebabil kuşları resmen Kabe'yi tavaf ediyordu. Kabe'yi yalnız bırakmayan bu ebabil kuşları asırlar önce gerçekleşmiş bir olayı da bizlere hatırlattı. Bilirsiniz, Ebrehe ve fil ordusu Kabe'yi yıkmaya gelmişti ve daha sonra öyle şeyler yaşandı ki bütün detaylarıyla günümüzde yaşadığımız olaylara hem ışık tutuyor hem de bizlere ibretlik büyük dersler veriyor. Bana kalırsa bu videoyu sonuna kadar izlemenizde yarar var. Hazırsanız başlayalım. Fil vakası ya da fil olayı olarak bilinen bu tarihi yaşanmış hadise, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in adını da aldığı Fil suresinin ilk 5 ayetinde yer verilmiştir. Ayetteki anlatıma geçmeden önce bu olay nasıl başladı ve neler yaşandı birlikte bakalım. Milattan sonra 571 senesiydi. Doğuda Türkler, Çinlilerle amansız bir savaş içerisindeydi. Güneyde ise Arabistan bölgesinde Hazreti İbrahim'e inanan Haniflerden başka Yahudiler ve Hristiyanlar bulunsa da yanı sıra putperestlik giderek Arabistan'ı sarmıştı. Yemen'de ise idareyi ele geçiren, aynı zamanda Hristiyan olan Habeş Krallığı'nın Yemen valisi Ebrehe, Hristiyanlığı yaymak adına bölgede yoğun çalışmalara başladı. Arapların Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gittiklerini görünce bu binanın hangi malzemeden yapıldığını ve örtüsünü sordu. Taştan olduğunu ve örtüsünün farklı yerlerden geldiğini öğrenince "Mesih'e yemin ederim ki ondan daha iyisini yaptıracağım" diyerek Sanda Kulleis adında büyük bir katedral inşa ettirdi. İnşaatın tamamlanmasından sonra Ebrehe çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mabedi ziyaret etmeleri için halkı Sana'ya çağırdı. Fakat Ebrehe umduğunu bulamamıştı. Hazreti İbrahim'den beri kutsal saydıkları Kabe'nin yerine geçemediğini hazmedemeyen Ebrehe, büyük bir plan yaparak 60 bin asker ve aralarında filerin de olduğu bir orduyla Kabe'yi yıkmak için yola çıktı. Bu olay Peygamber Efendimizin doğumundan tam 52 gün önce gerçekleşmiştir. Kabe'ye varmadan önce önlerine çıkan bazı Arap kabileleri fillerle dolu bu muazzam orduya engel olamadı. Kureyşliler artık Kabe'nin yıkılacağını kesin gözüyle bakıyordu. Artık Ebrehe Kabe yakınına gelerek bir yerde çadır kurdu ve Kureyşlilere ait yüzlerce deveyi de yanına alarak hazırlığına başladı. O develer arasında Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in de 200 devesi vardı. Ebrehe, Mekkelilere bir elçi göndererek "Eğer Kabe'yi tavaf etmeyi bırakıp boşaltırsanız size zarar vermeyeceğiz. Biz sadece Kabe'yi yıkmaya geldik" dedi. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib ise "Biz onunla savaşmayız. Buna zaten gücümüz de yetmez" dedi. Ve develerini geri istemek için Ebrehe'nin yanına vardı. Ebrehe çok şaşırdı ve "Seni ilk gördüğümde aslında çok takdir etmiştim ama Kabe'yi yıkacağımıza karşı gelmeyip develerini benden istiyorsun. Artık gözümden düştün" dedi. Bunun üzerine Abdülmuttalib Allah'a tam teslimin en güzel örneğini bize vererek şu sözleri söyledi. "Ben develerin sahibiyim ancak Kabe'nin sahibi ise Allah'tır. O kendi evini korur" dedi. Daha sonra Abdülmuttalib halkına dönerek Kabe ve etrafını boşaltmayı onlara tavsiye etti. Kendisi de oradan ayrılmadan önce Kabe'nin kapısına dayanarak ellerini açtı ve o muhteşem duayı yaptı. "Allah'ım, bir kul bile kendi evini korur. Sen de kendi evini koru. Ya Rabbi, onlara karşı ümit bağladığım hiç kimsem yoktur. Ne olur onları beytini yıkmaktan alıkoy" diyerek Allah'a yalvardı ve oradan uzaklaştı. Bu arada Ebrehe'den emir geldi ve ordu harekete geçti. Ordunun en önünde Mahmud ismindeki en büyük ve güçlüsü olan fil ilerliyorken aniden olduğu yerde çakılı kaldı. Bütün çabalara rağmen diğer yönlere doğru kaçarken Kabe'ye doğru yönlendirildiğinde donup kalıyordu. İşte tam o sırada Kur'an'da bildirilen hadise gerçekleşti ve Cenab-ı Hakk'ın Celal ismi tecelli etti.
Rabbin fil sahiplerinden neler etti görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi de o kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Şimdi bir düşünün, onlar büyük güçler, ne oyunlar ne şeytani planlar dönüyor değil mi? Bizim onlara asla gücümüz yetmez, öyle mi? Daha geçtiğimiz gün Çanakkale zaferini kutladık, öyle değil mi? Her yerden etrafımız sarılmışken, en zayıf ve güçsüz durumdayken bile bize zafer veren Allah yine yardım etmez mi? Bir düşünün. O dönem bir İngiliz generalinin günlüğünden çıkan notta şunlar yazıyordu. Biz aslında Türkleri yenecek güçteydik. Onlar yalnız tek başına ve zayıf düşmüşlerdi. Ancak Türk ordusunun arasında o yeşil sarıklılara hiçbir anlam veremedik. İşte Allah nasıl ki ebabil kuşlarıyla ayette bildirildiği gibi koskoca filleri biçilmiş ekine çevirebildiyse, bize de zamanında yeşil sarıklı melekleriyle yardım etmişti. Evet, bence bir daha düşünün. Onca oyunlarına, sinsi tuzaklarına ve yenilmez güçlerine karşılık Allah'ın da bir planı yok mu zannediyorsunuz? İmanımızı sorgulamalı mıyız? Dua ediyoruz elbette. Ancak Abdülmuttalip gibi Allah'a sanırım tam teslim olmuyoruz.